Merhaba sayın ve değerli seyirciler, Türk Oyuncu Televizyonu'ndan Bağdat İstediyelerine günlük haber bölteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Arak Cumhurbaşkanı Berem Salah ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani başkent Bağdat'ta bir araya geldiler. Başbakan Mustafa El Kazmi Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı kabul etti. Müzik. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıcı Faik Zeden bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyük Elçisi kabul etti. Müzik Yüksek Bakanlık Heyetinin başında Planlama Bakanı Halit Battal Ennecim Irak Ürdün Mısır Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarını takip etmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a yetişti. Müzik Musnu Dağlık bölgelerinde terör örgütü Taş'a karşı yürütülen operasyonda 27 terörist öldürüldü. Orak'ta son 24 saatte 6.051 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 4.185 kişi hastalığını yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirdi. Müzik bizim sağ olsun Sağlık Bakanlığı Doktor Hasan Timimi her zaman bu şeylere önem verir. Vatandaşın hastalıklarında bu şekilde tedavi sakinlerinden bir vatandaş birindeki fazla etten ve iki kızının da rahatsızlığından dolayı yardım çağrısında bulunuyor. <laughs> Merhaba sayın seyircilerimiz. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani iki ülke arasındaki ikili ilişkileri görüşmek üzere bu sabah Bağdat'a resmi bir ziyara zönledi. Katar Dışişleri Bakanı Dişler Bakanı Fuat Hüseyin tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Ziyarette bölgesel gelişmeleri yanı sıra iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ve onları geliştirme yollarını ele alınacağı mutlanmaktadır. Alman Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Elsani başkan Bağdat'a bire arraya geldiler. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Elsa haf yaptığı yazılı açıklamada Elsani'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından karşılandığı belirtildi. Elsani temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bağdat'taki saraya sarayın da basına kapılı gerçekleşen ikili görüşmede Sani Katar Emireşi Temim bin Hamit El Sani'nin Doha'ya davet ettiği mektubu Salih'e teslim etti. El Sani ayrıca bölgede istikrar ve güvenliğinin kurulması için ortak işbirliğinin önemine dikkat çekerek Irak'ın eğmenliği ve istikrarında kurulması desteklediklerini ifade etti. Salih ise yaşanan son gelişmeler ve krizler karşısında bölge ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü ve sorunlarında çözümü için siyasi diyaloğun desteklenmesi gerektirdiğini vurguladı. Başbakan Mustafa El Kazmi Katar, Başbakan Yardımcısı ve Dişliler Bakanlığı kabul etti. Başbakan Mustafa El Kazmi Katar Dişliler Bakanlığı da kabul ederek iki ülke arasındaki ikili ilişkileri ele aldılar. Görüşme sırasında bölgedeki sakinleşme çabaları ele alındı. Katar İşleri Bakanı, Katar Yönetimi El Kazimi'nin Davha'yı en yakın zamanda ziyaret etmesini istediğini belirtti. Yüksek Bakanlık Heyetinin başında Planlama Bakanı Halit Battal El Necim, Irak-Ürdün-Mısır Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarını takip etmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a yetişti. Bakanlar Konseyi General Sekretaryının də yan-sıra olaştırmaq və Sənaye, Bakanları, Elektrik və Tarım Bakanlarının da yer aldığı heyət Ördən Başbakanı Bəşir Əl-Əsavani ilə bir araya gəldilər. Üç tərəf arasında imzalanan müntəbikatı, muhtarlarını da və bunların da hərəkətə keçirmək yollarını da və mexanizmlərini də tartışmaq üçün ikili və üçlü toplantılarını həyata keçirəcəkdi. Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Ördün Başbakanı Beşir El Hesefani'nin de Ördün Bakanlar Heyetinin huzurunda Arak-Ördün-Mısır Koordinasyon Konseyi Dileksiyonu'nda kabul ettiğini açıkladı. Sekreterlik tarafından yapılan açıklamada görüşme sırasında iki tarafın Bağdat'ta yapılması planlanan Arak-Ördün ve Mısır liderlerini bir araya getirecek üçlü zirvenin hazırlıklarını ele alındığı belirtildi. İki heyet ayrıca, Arak ordun ve Mısır arasında ikili ve üçlü müzekira torunda tartışılacak en önemli dosyalarda incelendi. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı yargıç Faik Zeden bugün bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Arak Büyük Elsi Metiyotoları kabul etti. Zeden, ABD Büyük Elsi ile iki ülke arasındaki yargı adet değişimi ve Daesh terör örgütü tarafından işlenen suçlara ilişkin delili toplamakla görevli uluslararası soruşturma ekibine destek konusunda adli işbirliğini ele aldı. Uluslararası Güvenlik Müsteşarı Kasım El-Aracı ile Türkiye'nin Bağdat Büyük Elçisi Fatih Yıldız bir araya geldiler. Uluslararası Güvenlik Müsteşarı'nın basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre el Türkiye'nin Bağdat Büyük Elçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti. Görüşmede Bölgesel ve uluslararası düzeydeki siyasi ve güvenlik durumunda yanı sıra Bağdat ile Ankara arasındaki ikili ilişkilerin de güçlendirilmesi tartışıldı. Görüşmede ayrıca Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin ve karşılıklı saygının önemine, iki komşu ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yapıcı diyaloğun sorunların da çözmenin yolu olduğunu tanık oldu. El aracı Türkiye Büyük Ailesi'ne Arak hükümetinde ülkelerle en iyi şekilde korumak konusundaki istekliğini doğruladı. 2021 yılının neredeyse ilk çeyreğini tamamladık ama yıllık bölge anlaşmasızlıklardan dolayı parlamento kredolarında gidip geliyor. Mali Komite Bölge Yasası tasarısında birçok maddeleriyle ilgili birçok düğümü çözmesine rağmen, milletvekilleri arasında başta döviz kuru olmak üzere gıda, krenesi ve bölgesel yönetiminin pay hakkındaki anlaşmazlıkları devam ediyor. 2021 yılının neredeyse ilk çeyreğini tamamladık ama yıllık bütçe anlaşmazlıklardan dolayı parlamento koridorlarında gidip geliyor. Mali Komite Bütçe Yasa tasarısının birçok maddeleri ile ilgili birçok düğümü çözmesine rağmen milletvekilleri arasında başta döviz kuru olmak üzere gıda karnes ve bölgesel yönetimin payı hakkındaki anlaşmazlıklar devam ediyor. خلافات حول بعض الكتل السياسية أو بعض النواب أيضا يطالبون بتخفيض سعر الدولار وأيضا Kürt anlaşmazlığının yanı sıra bütçe yasa tasarısının onaylanmasının önünde duran en büyük engellerden ise döviz kuru ve bazı illerin mahrum kalarak diğer bazı illerin ise kendi payından fazlasını alması üzerinde birçok anlaşmazlıklar devam ediyor. Önümüzdeki cumartesi günü oturumunda bütçe yasa tasarısının onaylanmasını beklenirken bazı ekonomi uzmanları bu anlaşmazlıkların devam ettiğini ve böylece bu oturumda da onaylanmayacağını düşünüyorlar. Bütçe yasa tasarısının onaylanması ne kadar geçirirse siyasi güçlerin o kadar istekleri artacaktır. Döviz kurunun değişmesi çok zordur. Çünkü bütçe yasa tasarısı dolar başına 1450 dinar tutarına göre düzenlenmiştir. Bütçe yasa tasarısını yeniden yazmak mümkün değil. Dolayısıyla çok uzun süre alabilir. Başbakanın verdiği talimetler çerçevesinde bugün fiyatlarında oynamalarının da önüne geçmek ve yükseltmesini de önlemek için Kervik'teki pazarlarda teftiş kampanyası başlatıldı. Başbakanın verdiği talimatlar çerçevesinde bugün fiyatlarda oynamaların önüne geçmek ve yükseltmesini önlemek için Kerkük'teki pazarlarda teftiş kampanyası başlattı. Kampanya Kerkük'ün Kudüs Caddesi Rahimava Hay Elvasiti semtlerinde fiyat denetleme kampanyası yapıldı. Kampanya sırasında çok sayıda dükkana fiyatları yükselmesinden dolayı el konuldu tedbirler alındı ve hakime sevk edildi. Suç Mücadele Dairesi'nin müdürü Tuğ General Ali Nasih ile bugün başbakan direktifiyle ile başlatılan kampanyanın başlandığını söyleyen bir röportajda. <laughs> Avamelerdeki fiyat incelemesi yaptık ve kanuna aykırı davrananlar cezalandırılacaktır. Ayrıca hurmahan pazarında incelendiğini ve ithalatı engelleyen bir tarım ürününe el konulduğunu doğruladı. Ülke halkı yerel üretim olan ve başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere gıda ürünlerinde fiyatlarının yükselmesinden dolayı şikayet ederken Başbakan'ın da düşük. nefsiyetleri diye nitelendirdiği tüccarların da bazı gıda ürünlerinin de fiyatlarını da artırdığını belirterek bunlara karşı icraatlar alınacağını belirtti. Ülke halkı yerel üretim olan ve başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere gıda ürünlerinin fiyatlarının yükselmesinden dolayı şikayet ederken Başbakan'ın düşük nefsiyetli diye nitelendirdiği tüccarların bazı gıda ürünlerinin fiyatlarını artırdığını belirterek bunlara karşı icraatlar alınacağını belirtti. yani aku Fiyatlar iki katına yükseldi. Örneğin sıvı yağ yerel üretimdir. Fiyatı eskiden 23 bin dinarken şimdi ise 50 bin dinar olmuştur. Yani gıda ürünlerinin fiyatları ciddi derecede yükselmiştir. Gıda karnesinde bulunan ürünler de artık kalmadı. Benim maaşım 230 bin dinardır. Bu maaşla ben ne alayım? Uzmanlar ise bu artışın Ramazan ayı ile eş zamanlı olarak yapıldığını belirterek ürünlerin karlarının kendi değerinden daha yüksek olduğundan dolayı vatandaşların bu ürünleri almaktan vazgeçtiklerini belirtti. Birini getirip tüccara yandaşlık değil, rakiplik etmesini sağlamalıyız. Böylece vatandaşların hayatlarında temel ürün olan sıvı yağ, şeker ve bayaz unu alarak vatandaşa daha düşük bir fiyatla satabiliriz. Başbakan Mustafa El Kazmi'nin talimatları doğrultusunda saha hizmetlerini ve projelerini de denetlemek kapsamında illere yapılan ziyaretler arasında bugün Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani'nin Barajlarda ve su yollarında su gerçekliğini de incelemek için Diyali bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakanın ildeki su gerçekliği sürdürülebilmek çalışması ve su zenginliğinin de maksimum kullanımı ile ilgili bir dizi dosyayı görüşmek üzere bakanlıktaki görevliler ile bir araya gelmesine karar verildi. Musul'un dağlık bölgelerinde terör örgütü Dağış'a karşı yürütülen operasyonlarda 27 terörist öldürüldü. Orak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tüm General Yahya Rasul yaptığı yazılı açıklamada Orduya bağlı terörle mücadele birimlerinin Musul'un Mahmur Dağları bölgesinde 14 gün süren bir operasyon düzenlediğini belirterek operasyonda belirlediği kadarıyla 27 teröristin öldürüldüğünü ifade eden Rasul Dağlık ve kayalık bölgede hava saldırıları sonucu küçük altında kalan teröristlerin cesetlerine ulaşılmadığı için tam ölü sayısının da henüz bilinmediğini ekledi. Rasul, terörle mücadele ekiplerine dağışa karşıtı Uluslararası Koalisyonu ile Arak ordusuna ait helikopter ve savaş uçaklarının da havadan destek olduğunu kaydetti. Güvenlik Basın Merkezi yapmış olduğu bir açıklamada Orta Operasyonlar Komutanlığı'nda istihbarat çabasıyla Dağış teröristler, terörist çetelerinin de kalıntıları hakkında bilgi toplamaya devam ediyor dedi. Merkez, Uluslararası Koalisyon Hava kuvvetlerinden de Hareket Bölümünde Karaçoğ Dağları'ndaki Dağış terör örgütü unsurlarını hedef alan 13 hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Ayrıca, Saldırı sonucunda 18 terörist ininin imha edilmesine yanı sıra birçok DAEŞ terör örgütü da öldürüldüğü açıklandı. Müzik Sağlık ve Çevre Bakanlığı günlük yeni tip COVID-19 koronavirüs tablosunu açıkladı. Arakta son 24 saatte 6.051 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 4.185 kişi hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. Va COVID-19 xəstəliyi ilə 2900 nəfər yaşamını itirdi. İlişənlərin sayı 4185, vakaların sayı 6051, həyatın qayb edənlərin sayı 20. İlişənlərin toplam sayı 727471, toplam vakaların sayı 809912, toplam tədavi görənlərin sayı 67126. Yoğun bakımında bulunan hastaların sayısı 476, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.095'e yükseldi. Kerkük sakinlerinden bir vatandaş belindeki fazla etten ve iki kızının da rahatsızlığından dolayı yardım çağrısında bulundu. Birisi de ağrıdan Dikdomun semtinin sakinlerinden biri 1983 doğumlu vatandaş sağlık durumu nedeniyle yardım çağrısında bulundu. Dilimen uşağılıkken yandım. Verim yandı, böyle oldu. Şimdi de yani çok zordu. Ayak yoluna girme girendem yani bir parça kan oldu. Sosyal medya hesabından yardım isteyen hasta baba derdini anlatıyor. Dedi, o bir o bugün de gittim doktor ne bil doktor ne bil işte dedi ameliyat darıksana ve ameliyatı da çok zahmet bir ameliyattı. çok bir, büyük bir ameliyattı. dedi, ihtimal ölesen de içinde dedi, dedi, ihtimal ölesen de içinde. Hmm. Hmm. Az bir şeydi ee, belinde onda sabahtan onun benim yerimde geldi. Gördüm. Fahsettim düzgün. Olsa bizim Cumhuriyet Hastanesi'ne gönderdim. Bir erkek dört kıza sahip olan baba bir de iki kızının hastalığıyla cebelleşiyor. Bu uşağlar da uşağılıkken yani neden olma beladı. Dedi ehide de pardım özüne ameliyat ettim özünü. De, daha fazla sakat ettiler özünü. Çağrısına sessiz kalmayan Sağlık Genel Müdürü Doktor Nebil Hamdi Boşnak, Erkan'ı Kerkü Genel Hastanesi'nde muayene ettirdi. Ee, ne gereğiyle oyun yapacak olsun. Ee, i̇nşallah biz de kusur koymalık, Mustafa Nas Hangi şeyler burada yaparak, olduysa olmazsa bakana gönderir. Zaten bu şeyler özü kendisi bekleri. Doktor Nebil, hastamız hakkında konuşarak gereken tüm desteği sunacağız. Tedavisi için ne gerekiyorsa yapılacaktır ifadelerini kullandı. Ee, bizim sağ olsun Sağlık Bakanlığı Doktor Hasan Timimi her zaman bu şeylere önem verir. Vatandaşın hastalıklarını da bu şekilde tedavi eder. Yani sadece bizim dairesi, sağlık dairesi sadece konuna bakmıyor. Onun yanında e, diğer şeylere de bakır. 350 bin dinardır rahatlığı. 150 bin icar malik mu? 150 binler icardı. 100 binlerde işte bu mi telefon masraf ha 100 binler de masrafı da bu kızların masrafı da bu şeylerdi. Zorunda yani çok zahmetli zahmet bu iyi etmişler. Erkan Bey çağrısına sessiz kalmayan sağlık ekiplerine en içtenlikle teşekkür etti. Mine Salih, Türkmen TV, Kerkük. ilçe ilçe'de bulunan projeler güvenliğinin da sağlanmasından dolayı durmadan devam ediyor. Bu projeler ile ilgili konuşan Telafer ilçe Kaymakamı ayrıca ilçenin en önemli projelerinden olan ve Hasan Köyü ile Musanna semti semtini birbirine bağlayan köprü hakkında bir açıklamada bulunarak önemli bilgiler verdi. Belediye Telafer بداية العام 2020 تقريباً مشاريع نفذ لنا جدلارة أه صندوق أعمار دا بر 3 مليار رغم شوارع الشوارع الرئيسية من تقريباً بتردو إن شاء الله أه طولو تقريباً بر 30 قصور كيلو متر دا. أه خمسة دابل ساعدة اكسي لادو قالب لارا صيانة أه لادو تعهيل أه بعض الشيالات دا خبارة دا مثلاً Arşifada mı arşifada bunları işledik. E, bir de etiladık önünde bu işlediklerimizi sıvgıl kıvalı. Bu sunduk İmar'daydı. Bir gayr meşhurumuz vardı. E, Münakilat hicre ve muhacirin. Bu takriben 10-4'da 4. ayın 10'unda bitsen baka. Şimdi kalıp telimizde biz e, köprü cezirene e, köpür Yani tevkaatımız inşallah bu müddede bitiririk. Biz geçtim ben eticiyeler durd. دور دفتر تقريباً، یکشنبه یکتا با بذب چه عرقلی لاد آخر آد. تا دور اه دوم از این ده سیلش تو میشه اه اره. ایله تلفات دن خدیر زدن علتا علتا متفا اه عاده اه منطقه سياحية تقريباً تلفات دن یه متنفاسه دو به عالم چند دار بردن گیدی گلیه جزیره. اه کوپر جسر او حیل عربانان Hayli Müthendan'ın ortasındaki. Tabi köprü bitirdik. Uzunluğu 85 metredir. 3 fethi var içinde. Fethi ettik. 3 metre 65, 3 metre de. Yani tekribe siyasi 30 mükaap su adladı abi. Bundan evvelki köprü tekriben 5-6 mükaabiydi siyasi. O yüzden içinde evvel halal oluyordu, feshal oluyordu. Yani bu olaydan sonra inşallah İnşallah diyelim içinde feshal yoktu. Ee, indi de halilen e, bulaşma bu gözen gömaga. Yani tahıvatlarımızda bir gerek 10-15-20 güne diyen gömer gözen. Nüsten kalb kalıp taban, kalbelemiyor. Jeddah konkritle arıyor. Link köprüler nüsten. Ben tecrübem bulaştık. Yani habımız yani, oldu bu molarda. Kırolan da illa e, su anında çene köprü basıyor. Bazı konkret vasıf, nejhihli inşallah. Say seyircilərimiz, hər il olduğu Qəbələ Tələffar ilçəsində insanlar baharın gəlişi ilə birlikdə ilçə dışında bulunan yeşil alanlara çıxarak piknik yaparlar. Bu pikniklərində sevgi və varış havasında keçməsi ona ap ayrı bir gözəllik katmaktadır. İzliyoruz. Bahar gəlincə ətraf yeşillənir və Tələffar halkı pikniklərə çıxarlar. Axar sular və yeşil alanlara insanlar dağılır. Ardaşlar və ailələr toplanır. Gördüyünüz kimi səfərə çıxıq yoldaşlarımızla. Yəni biz vəzəli bu günlərimiz, bu bahar günlərinin ailənin yoldaşları. Fə olməyi nehblə ailənin çıxmaq vələhblə yoldaşlan nəələmək istəy. Fə inşallah gördüyünüz kimi, yəni əməndir, məntəqa fəsallıdır. Toplanıb o burada biz yoldaşlar, Amuşaq, ə e, gəl bu burada işdə işte bir şey yeməyə gələr, muhabbət elər. Ee, bir dağıtlı gündü yani Allah vaktimizden bir neçe saat içinde ve ee, nislenin işte oğuk. böyle bir keyif kemedi yani, yani Allah'a bulu içinde ve nislenin Çok bir dağıtlı gündü. Bahar pikniklere sadece alanlara çıkmak değil, çeşit yemekler hazırlamaktır. Kebap, dolma ve bazı aileler bulgur pilavada yapılır ve ona artı halaylar kurulur. Bahar günü susan çıkarlar, atrafta lafara,

هل شعوالينا من لاتينان شرحاتنا المغا يعني يعني المحبات غير اه, يعني... آه طبعا هي ما, دا ما <تصحة> <أنا> غول مصا شاي لا مساي ضاد ما سفران بس دول ما نول اي ضاد لي شي سفريه تخماغان يا ما غير ما اخت تعاون ضاد قالر كباب لا ما اولر ما غولر او برحكاتي لا او برشي كلو ونساو محبات تخت تخت Ya yani ətraf ətraf xüsusən mədə təklifləfərxum dünyə çıxar. Yaşıl alanların və elçanın dışına çıxmaq rahat duyğular və sevgi yaradır insanların içində. Tələfər elçasından Qalibsto ElTürkmen Uydu kanalı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdulhamid Dibe Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de planladığı gibi bu yılın sonunda yapılacağını bildirdi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin planladığı gibi bu yılın sonunda yapılacağını bildirdi. Başbakanlık ofisine göre Dibeybe bugün Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İmad Es-Siyahi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun Trablus'taki merkezinde yapılan görüşmede anayasa taslağı hakkında referandum olasılığın yanı sıra kurulun ihtiyaçları ve önümüzdeki Aralık ayında yapılması planlanan parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık mekanizması tartışıldı. Di görüşme sırasında kurulun seçimleri belirlenen tarihte yapması yönünde uygun hukuki çözümlerle ulaşması için anayasal çerçeve ile ilgili makamlar iletişim kurması gerektiğini de vurguladı. Israil güçlerinin inşal altındaki Batı çeşitli bölgelerinde düzenlediği paskılarda aralarında iki Hamas yetkilisinin de bulunduğu 22 Filistinliği gözaltına aldığı bildirildi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarındaki Hamas yetkilisinde bulunduğu 22 Filistinli'yi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskınlar düzenledi. Söz konusu baskınlarda 22 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı. Öte yandan alınan bilgiye göre gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın Batı Şeria'daki yöneticilerinden Cemal Tavili ile Bacı Nahlada bulunuyor. İsrail askerlerinin Tavili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evinde Nahla Eda Amallah yakınlarındaki Cezelon mülteci kampında gözaltına aldığı aktarıldı. Hamas'a yakın çevreler Filistin'de yaklaşan seçimler öncesi İsrail'in hareket mensuplarına yönelik gözaltı ve kavuşturmaları artmasının endişe verici olduğunu ifade ediyor. İsrail istihbarat son haftalarda Hamas'ın Batı Şeria'daki birçok yetkilisini soruşturmayı için çağırmış ve seçimlere katılmamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor Abdul askeri güçlerinin de Suriye'de tutmanın amacının da ülkedeki Daş terör örgütünü takip etmek olduğunu doğruladı. ABD savunma Bakanlığı Suriye'deki varlığını da uluslararası koalisyon çerçevesinde terörizmde peşinde koşma görevlerinin de bir parçası olarak görüyordu. Suriye'de geniş bölgelerin kontrolünden çıkmasının bölge için açık bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Rusya, Yemen'deki deniz, hava ve kara ablukasını da tamamen kaldırılması gerektirdiğini doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sürdürülebilir istikrar ve ulusal uyum sağlarken, devam eden askeri çatışmanın da sona erdiğini vurguladı. Yemen'deki tüm önde gelen siyasi güçlerin de çıkarlarını tam anlamıyla dikkate alabilecek kapsamlı bir çözüm çağrısında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'nin son füzü fırlatmalarını da normal askeri faaliyetler olarak değerlendirdi. ABD yönetimi bu tür adımlarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konsey kararlarında yer almadığını belirterek Kuzey Kore ile ilişkilerini gözden geçirmek için çalıştığını belirtti. Yönetim önümüzdeki hafta Japonya ve Güney Kore'den öz düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı yapacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde 2022 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'nin müdahale girişiminde bulunmamasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinde 2022 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye'nin müdahale girişiminde bulunmamasını istedi. Fransa 5 kanalında yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu alındığı belgeselde kendisiyle de mülakat yapılan Macron belli ki bir sonraki seçime müdahale girişimleri olacak. Bu yazılı ve tehditlerde üstü kapalı değil ifadesini kullandı. Macron, İslamcı ayrılıkçılıklı ile mücadele için hazırladıkları yeni yasanın kamuoyu ile paylaşmasının ardından Başlayan sert tartışmalarla atıfta bulunarak Türk devletlerin kontrolündeki devlet medyasının bu konuda yalan haberler servis ettiğini ve bunun Katar tarafından fonlanan bazı büyük kanallar tarafından da kullanıldığı öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017'de Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere Angela Merkel'in partisine oy vermemeleri çağrısında bulunmuş. Ardından Almanya seçimlerine müdahale ile suçlanmıştı. Çok net olmalıyız diyen ve birkaç ay öncesine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri hayli gergin olan Macron sene başından beri Erdoğan'ın ilişkileriyle yeniden başlama arzusunu not etmişim ve bunun mümkün olduğuna inanmak istiyorum değerlendirmesinde bulundu. Ancak Macron konuşmasının devamında ilişkilerde belirsizlikler sizlikler olursa yeniden başlayamazsınız böylesi menavlarının ardından bir şeyler varsa yeniden barışçı bir ilişkiye başlamak istemiyorum diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rohani Abadan'ın İran'a uyguladığı yaptırımların kalkılması için bir dakikayı bile kaçırmayacaklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kalkması için bir dakikayı bile kaçıramayacaklarını söyledi. Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. İran lideri Ali Hamenei'nin 5 artı 1 ülkelerin nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerine uyması halinde kendilerinde döneceği yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatan Ruhani yaptırımların kalkması için bir dakika dahi kaçırmayacağız eğer karşı taraf yani 5 artı 1 taahhütlerine uyarsa ve yaptırımları sona erdirilerse biz de nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerimize döneriz ifadelerini kullandı. İran'a 3 yıl boyunca haksızlık yapıldığını savunan Ruhani, bu süreçte gördükleri zararı gündeme getirmeyeceklerini ve hasarın ödemesini şart koşmayacaklarını belirtti. Ruhani 18 Haziran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hükümetin yaptırılmaması ve particilik yapılmaması çağrısında bulundu. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya 5 artı 1 arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenlediği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Sayın ve değerli seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Irak Cumhurbaşkanı Berem Salah ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman El Sani başkent Bağdat'ta bir araya geldiler. Başbakan Mustafa El Kazmi Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı kabul etti. Müzik Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıcı Faik Zeden bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyük Elçisi kabul etti. Müzik Yüksek Bakanlık Heyetinin başında Planlama Bakanı Halit Battal Ennecim Irak Ürdün Mısır Koordinasyon Konseyi'nin çalışmalarını takip etmek üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a yetişti. Müzik Musluğun bölgelerinde terör örgütü taşa karşı yürütülen operasyonda 27 terörist öldürüldü. Orak'ta son 24 saatte 6.051 kişiye yeni koronavirüs tanısı konuldu. 4.185 kişi hastalığını yenerek sağlığına kavuştu ve COVID-19 nedeniyle 29 kişi yaşamını yitirdi. Müzik bizim sağ olsun Sağlık Bakanlığı Doktor Hasan Timimi her zaman bu şeylere önem verir. Vatandaşın hastalıklarında bu şekilde tedavi sakinlerinden bir vatandaş birindeki fazla etten ve iki kızının da rahatsızlığından dolayı yardım çağrısında bulunuyor. Sayın ve değerli seyircilerimiz, bugünkü haberlerimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun.